Aynı koyun zannedersiniz, düşünün. Aşağı. Şöyle yap. Şöyle. Kangal ırkı köpeğimiz kesinlikle öyle saldırı eğilimi olan, zulmeden, hayvanı öldürebilen veya sahip olduğu değerlere zarar verebilecek bir kritere ve içgüdüye sahip olmayan bir ırktır. Birincisi bu. İkincisi, Kangal ırkı sahipkardır. Kangal ırkı köyüne ait olan ve köyünün dışında olan, ona dokunamayan, zarar veremeyen hiçbir hayvana zarar vermez. Abi, Kangallar savunmasız canlılara saldırırlar mı? Mümkün değil. Saldırmazlar. Kangal dünya literatüründe dost bilinen, içgüdüsel olarak tamamen sahip olduğu veya olmadığı değerlere mahsumca davranan ve onları kucaklayan, koruyan, kollayan bir ırktır. Saflık nedeni de tamamen buna dayalıdır. Peki abi, arı ırk ile melez türler arasındaki psikolojik farklılıklar nelerdir? Zaten problem orada değerli kardeşlerim. Kangal ırkı olmayan köpekleri, her ağzı, her burnu kara, rengi boz olan köpekleri, yani benim resesif, aloman, karma katma diye adlandırdığım kırma köpeklerin hepsini kangal olarak sınıflandırmak, bunu haber olarak vermek kangalımız için, Sivas'ımız için ciddi bir olumsuzluktur. Biz bunu istemiyoruz çünkü onlar kangal değil. O hayvanlara saldıran köpeklerin hiçbir tanesi de kangal değildir. Peki abi, melez köpeklerin neden olabileceği tehditler nelerdir? Isırır, çocuklarınızı alt eder, yaşlıları alt eder. Özellikle muzdarip olan hayvanları böyle aynı saldırı eğilimi gerçekleştirirler. Saldırırlar, bozarlar, ciddi hasarlar oluşturabilirler. O yüzden burada ben bir üretici olarak şunu söylüyorum, devletimize çağrıda bulunuyorum. Bu tür köpeklerin kesinlikle denetlenmesi lazım ve bu köpeklerin insan topluluğu içerisinden uzak tutulması lazım. Bakın, görüyorsunuz, aynı köyde yaşayan hayvanı bile ne hale getirip katledebiliyorlar. Ve insan elinin de, özellikle insan psikolojinin de azmi de var bu işin içerisinde. Bu tür sağlıksız bireyleri, kişileri veya kırma köpekleri tamamen toplumdan uzak tutmak lazım. Kangal köpeği korumakta olduğu, mükellef olduğu her şeye korkunç duyarlıdır. Hissiyatlıdır. İçgüdüleri, sezileri kuvvetlidir. Aerodinamik yapısı çok önemlidir. Bir kere inanılmaz bir doğal ırktır. Saf kandır. Dominant bir yapıya sahiptir. Yani bakın, dünyada bu köpeklerle ilgili kulüpler, federasyonlar kuruyorlar. Topçulardan hepsini getirir getirir soğuk. Gerçi lazım değil top. Dünyada kangal köpeğinin seçimi ihtiyacı inanılmaz artmaya başladı.